Kollarınızın kanat, bütün bedeninizin zümrüdüanka olduğunu hayal edin. Yıllar öncesine gidin. Annenizin rahmindeki zamanınıza gidin. Anneniz sizi evde doğuruyor. Annenizin sizi doğurmasına bir saat var. Komşu kadınlar gelmişler. Birkaçı yanında çocuklarını getirmiş. Size, annenize ebelik yapacaklar. Sokağınızdaki komşu kadınlar gelmiş. Çocuklarıyla sizin doğumunuzu bekliyorlar. Hayal edin. Bütün mahalle gelmiş. Sizin doğumunuzu bekliyor. Ve şimdi zümrüdan kalsanız ya. Bütün şehrin sizin doğumunuzu sabırsızlıkla, sevinçle beklediğini görün. Ve şimdi anneniz sizi rahminden doğurduğu hayal edin. Ve anneniz iki avucunun arasında sizi gökyüzüne doğru kaldırıyor. O kollarını kaldırdıkça kolları uzuyor. Uzuyor 10 metre, 100 metre. 1 kilometre uzuyor kolları gökyüzüne. Bütün şehir sizi görsün diye. İki avucunu bir koltuk gibi yapmış. Oturmuşsunuz avucuna. Diğer avucuna da sırtınızı yaslamışsınız. Hayal edin. Annenizin iki avucu bir sedef kabuğu. İçinde siz bir inçsiniz. Annenizin avuçlarından yıldız saçılıyor. Sizin bedeninizden yıldız saçılıyor. Sokağınızdakiler, mahallenizdekiler, şehrinizdekiler çığlık çığlığa, sevinç içinde sizin doğumunuzu alkışlıyorlar. Sultan olduğunuzu hatırlayın. Ve şehrin dışında bir çinerin altında ak saçlı ak sakallı bir ihtiyar var. Tüm şehri izliyor. Sizin doğumunuzu görünce de işte beklediğim an gerçekleşti diyerek Yüce Allah'a şükrediyor. Ve yüzü gülen bu ak saçlı ak sakallı ihtiyar pınardan elini yüzünü yıkıyor. Su içiyor. Ve görevini en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğuyla ormanın içinde ilerleyip gözden kayboluyor. Siz bir sultan olduğunuzu hatırlayın. Annenizin avuçlarında zümrüdüanka'ya dönüştüğünüzü hayal edin. 1 kilometre yüksektesiniz. Annenizin zümrüdüanka'ya dönüştüğünü hayal edin. Ebe kadınların, komşu kadınların, mahalledekilerin, şehirdeki bütün insanların, ülkenizdeki, dünyanızdaki bütün insanların zümrüdüanka'ya dönüştüğünü hayal edin. Ve onlarla beraber çıkın Manisa Kaf Dağı'nın 700. metresine. Onlara gösterin çiğ damlalarını. Çiğ damlalarının içindeki zümrüdüanka yavrularını. 1100. metreye çıkın. Dünyanın bütün insanları zümrüdüanka'ya dönüştü ya. Buz damlalarını gösterin onlara. Bütün ağaçların nasıl da mücevherlerle dolandığını, donandığını gösterin onlara. Ve 1500. metrede. Zümrüdüanka'ların anne rahminden ya da yumurtaların içinden çıktıklarını gösterin onlara. Hepsi sizin yanınızda. Manisa Kaf Dağı'nın en yüksek yerinde. 1517. metresinde. Onlar da karışsınlar gökyüzünde zümrüdüanka'lar arasına.
Şu anda gökyüzünde sizinle beraber 8 milyar zümrüdanka. Ve daha fazlası. Hayal edin. Hepiniz şu duayı edin. Ey Yüce Allah'ım. Bu farkındalığı yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun. Ey Yüce Allah'ım, sağlık ve şifa içinde yaşamak istiyorum. Sağlık ve şifa içinde yaşanmasına vesile olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım, bolluk, bereket içinde yaşamak istiyorum. Bolluk ve bereketin bütün evrende yaşanmasına vesile olmak istiyorum. Hem de hayallerimizin ötesindeki bolluk, bereketin yaşanmasını istiyorum. Helal bolluk, bereket. Bana ve herkese huzur ve mutluluk getirecek bolluk, bereket yaşamak istiyorum. Ve bunun yaşanmasına vesile olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım, 72 bin alemin sonsuz ve sınırsız bilgeliğini ömrüm boyunca ruhum ve bedenimle yaşamak istiyorum. Ve bütün evrenin bu bilgeliğe ulaşmasına vesile olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım, lütfen ömrüm boyunca bedenimi ve ruhumu sağlık şifayla, bolluk bereketinle, sonsuz ve sınırsız bilgeliğinle doldur, depola. Değerli dostlarımız, bedeninize şifa, bereket, sonsuz bilgelik enerjisinin aktığını hayal edin. Akrabalarınız da zümrüden kalmışlar, tanıdıklarınız da. İçlerinden hasta olanlar varsa, borcu, ekonomik sıkıntısı olanlar varsa, işte bu bolluk bereket enerjisinde, bu şifa enerjisinde, sonsuz ve sınırsız bilgelik enerjisinde her tür sıkıntılarından kurtulsunlar. Bu iç güzel enerjiyle dolsunlar. Hayal edin. Ve deyin ki, ey Yüce Allah'ım, ömrüm boyunca bedenim ve ruhumla huzurlu, mutlu ve cesur olmak istiyorum. Yüksek enerji içinde olmak istiyorum. 108. enerji ve ötesine ulaşmak istiyorum. Ab-ı hayat içmek ve ötesine geçmek istiyorum. Lütfen beni bu enerjilerinle doldur, depola. Ey Yüce Allah'ım, bütün evrenin huzuruna, mutluluğuna, cesaretinin artmasına, yüksek enerjiye geçmesine, 108. enerji ve ötesine ulaşmalarına, ab-ı hayat içmelerine ve ötelerine geçmelerine vesile olmak istiyorum. Lütfen beni onların bu enerjilerine vesile yap. Kaf Dağı'nın gök kubbesinde uçan siz zümrüdankalar, bedenlerinize huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, 108. enerji ve ötesi, ab-ı hayat ve ötesi aktığını hayal edin. Ve bunları vesile olmak enerjisinin de aktığını hayal edin. Ayrıca size sonsuz ve sınırsız bilgelik, bolluk, bereket, sağlık ve şifa yağıyor. Kanatlarınıza, tüylerinize, kemiklerinize, iliğinize, her bir zerrenize bunun yayıldığını görün. Ve bedeninizin bunlardan yapıldığını görün. Sağlık ve şifadan yapılmış bir zümrüdanka. Bolluk ve bereketten oluşmuş bir zümrüdanka. Sonsuz ve sınırsız bilgelikten oluşmuş bir zümrüdanka. Hayal edin, nasıl olur? Hayal edin, her bir hücresi mutluluktan müteşekkil bir zümrüdanka. Her bir hücresi huzurdan oluşmuş, cesaretten oluşmuş, yüksek enerjiden oluşmuş bir zümrüdanka nasıl olur? Hayal edin, kendisi ab-ı hayat olan, ab-ı hayatın ötesi olan bir zümrüdanka nasıl olur? Hayal edin, o sizsiniz. Ve duaya devam edin. Ey Yüce Allah'ım, ömrüm boyunca bedenime ve ruhuma hakikat ve ötesini,
alemlerin ötesini, sonsuz farkındalığı ve ötesini, ebedi gençliği ve ötesini, varlığın ötesini akıt, doldur, depola. Ben bütün evrende bu enerjilere vesile olmak istiyorum. Lütfen bu enerjilere vesile olmak gücü, kudreti de bedenime aksın, depolansın. Değerli dostlar, hakikatin de ötesi, alemlerin de ötesi. Sonsuz ve sınırsız farkındalığın da ötesi akıyor bedeninize. Ebedi gençlik, varlığınızın ötesi de akıyor bedeninize. Hayal edin. 8 milyar insan zümrüden kaldık. Bizden önce de zümrüden kalar vardı. Bizden sonra da zümrüden kalar gelecek. Haydi. Kaf Dağı'nın 800. metresine inelim. Ayvacık köyü kırsalı. Yaklaşık 5 futbol sahası büyüklüğünde açık bir arazi var. O araziye inelim. Bakın yerde on binlerce taş var. Portakal, kavun büyüklüğünde taşlar. Her biri bir iç organ. Kimi pankreas, kimi böbrek, akciğer, karaciğer ve çoğu da kalp. Bir kalp arayın. Ben kendi kalbimi 3 Kasım 2020'de işte burada buldum. Bulduğum kalbim kırıktı. Kalbin %75'lik kırık alt parçasını buldum önce. 7 metre kadar güneyinde %25'lik diğer üst parçasını buldum. Kalpleri elime aldığımda baktım ki canlı kalp gibi atıyor. İçinde kan dolaşıyor. İçinde nur dolaşıyor. Ben susayım. Kalplerinizi bulun. Bizden önceki zümrüden kalar buraya gelirler. 1500 yıl yaşamışlardır. Kuru otlar toplarlar. Kuru dallar toplarlar. Ki Kaf Dağı bunlarla doludur. Çamların yerdeki kuru yaprakları kahverengidir. Güneşin altında bir cam parçasıyla öyle bir kızarlar, alev alırlar ki. İşte zümrüden kalar bu otları toplasın. Kuru dalları topladılar. Ve bizden önceki zümrüden kağlar oturdular bu yuvanın içine. Güneş ışınlarının bu yuvayı tutuşturmasını beklediler. 1700 yılda bir yenilendiler. Tutuşan otlar, yapraklar yuvayı sardı. Sonra zümrüden kağı sardı. Ve bütün zümrüden kağlar yanmadan önce kanatlarını sol bağırlarına sokup kalplerini çıkarıp oraya bıraktılar. Ve yanınca, küle dönünce, küllerinden yeniden bir zümrüdan kağı olunca geride kalplerini bıraktılar. Geçmiş yaşantılarına dair. Siz şimdi Ayvacık kırsalında sizden önceki zümrüdan kağıların kalplerini arayın.